Caddebostan'da İstanbul NLP Deniz Danışmanlık Merkezi'ndeyiz ve yanımızda danışmanımız Berna Türköver var. Nasılsınız Berna Hanım? Teşekkürler, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Berna Hanım, kurumun kurucususunuz. Bize kurumunuza vermiş olduğunuz faaliyetlerden biraz bahseder misiniz? Elbette. Kurumumuz hem kurumsal gelişim alanında hem de kişisel gelişim alanında faaliyet gösteriyor. Kurumsal alanda göstermiş olduğumuz faaliyetler firmaların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, analizlerin yapılması, süreçlerin ihtiyaçlarına göre bir takım eğitim faaliyetlerinin planlanması ve bu çerçevede gerekli eğitimlerin kurumların gelişimi için verilmesini aslında kapsıyor. Örnek vermek gerekirse mesela bir liderlik, etkin yöneticilik eğitimi, işte etkili takım çalışması eğitimi, zaman yönetimi eğitimi, toplantı yönetimi ve bunun gibi birçok alanda bir kurumun ihtiyacı olabilecek her türlü alanda, işte satış, pazarlama, finans, satın alma, yöneticilik eğitimleri de dahil olmak üzere biz programlar düzenliyoruz ve kurumlarla bunları paylaşıyoruz. Biliyorsunuz bir kurumun gelişimi için sürekli olarak bu süreçlerin planlanması ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekiyor. Rekabet ortamında olsun, kurumun verimliliğinin ve potansiyelinin ortaya çıkması açısından. Peki kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Biz 10 yılı aşkındır bu sektörde hizmet veriyoruz. Gerek hani firmalarla yaptığımız çalışmalar olsun, üniversitelerle işbirliklerimiz olsun, işte yine hani farklı program akreditasyonlarımız olsun. Bu alanda genellikle kişisel gelişim alanında örneğin eğitimci eğitimlerine yönelmiş durumdayız. Yine kurumsal alanda da hani birçok alanda faaliyet gösteriyoruz aynı zamanda. Kişisel gelişim noktasında vermiş olduğunuz hizmetler neler? Özellikle biliyorsunuz hani NLP ve koçluk eğitimleri son derece popüler eğitimler ve gerçekten aslında hem kişiye hem topluma çok fazla katkısı olan eğitimler. Özellikle kişisel gelişim alanında koçluk eğitimleri, yaşam koçluğu, profesyonel koçluk, kariyer koçluğu, yönetici koçluğu, ebeveyn aile koçluğu gibi birçok alanda koçlar yetiştiriyoruz. Yine NLP uzmanları, NLP eğitmenleri yetiştiriyoruz. Bununla birlikte kişilerin beynini, zihnini daha etkili kullanmasını sağlayan anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri konusunda da eğitimciler yetiştiriyoruz. Peki kişisel eğitim noktasında kişiye nasıl bir eğitim programı düzenliyorsunuz? Şimdi özellikle biliyorsunuz hani NLP ve koçluk eğitimleri son derece popüler eğitimler ve gerçekten aslında hem kişiye hem topluma çok fazla katkısı olan eğitimler. Özellikle kişisel gelişim alanında koçluk eğitimleri, yaşam koçluğu, profesyonel koçluk, kariyer koçluğu, yönetici koçluğu, ebeveyn aile koçluğu gibi birçok alanda koçlar yetiştiriyoruz. Yine NLP uzmanları, NLP eğitmenleri yetiştiriyoruz. Bununla birlikte kişilerin beynini, zihnini daha etkili kullanmasını sağlayan anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri konusunda da eğitimciler yetiştiriyoruz. Bu şekilde yine eğitim verebilecek eğitimci eğitimleri veriyoruz. Eğitim verebilecek kişiler yetiştiriyoruz. Yine üniversitelerle işbirliklerimiz çerçevesinde uzmanlar yetiştiriyoruz. Mesela eğitim uzmanları, insan kaynakları uzmanları, yönetici asistanları gibi farklı eğitim programlarımız da var. Özellikle hani bu programlarda biz istiyoruz ki hani eğitim alınırken işte biz örneğin hem üniversiteler tarafından hem de işte Uluslararası Koçluk Federasyonları tarafından akrediteyiz. Akredite olunan programlar tercih edilsin. Ve hani burada hem eğitim içeriği açısından hem sertifikasyon açısından alınan eğitimlerin kalitesi tabii ki çok önemli. Biz de hani bu kalitenin üzerinde özellikle duruyoruz. Koçluk eğitimini kimler neden tercih ediyor? Yani koçluk eğitimlerini kurumlar da tercih ediyor. Kurumsal koçluk dediğimiz çalışmalarımız var. Hani kurumlar kendi koçlarını yetiştirebiliyor ya da dışarıdan koçluk hizmeti alabiliyor. Biz o konuda da destek veriyoruz kurumlara. Bunun yanı sıra hani kendi ilgi alanıyla ilgili olarak artık koçluğu meslek olarak yapmak isteyen hani pek çok çerçeveden, farklı meslekten kişi de koçluğu bir
meslek olarak yapmak üzere gelip bu eğitimleri alıyor. Örneğin yaşam koçluğu programlarımızı işte diyetisyenler, spor eğitmenleri, doktorlar mesela son dönemde çok fazla tercih ediyor. Yine hani alanı farklı olup, mesleği farklı olup da artık bu alanda çalışmak isteyen kişiler çok fazla tercih ediyor. Ki zaten artık kurumumuz olarak da hani biz toplumda bu tür eğitimlere, bu tür faaliyetlere çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Peki siz kurumların yöneticilerine de yönetici koçluğu yapıyor musunuz? Biz tabii ki kurumların yöneticilerine de yönetici koçluğu faaliyetlerimiz var. Çünkü hani bir kurumun verimliliğinin artması için yöneticinin aslında koçluk yapması, çalışanlarının hedeflere ulaşması için, var olan potansiyellerini kullanabilmeleri için, verimliliğinin en üst düzeye çıkması için tabii ki yönetici koçluğu yapılmasına ihtiyaç var. Gerek kurumun içinde yönetici koçları yetiştirerek, gerek hani biz dışarıdan yönetici koçlarımızla kurumun yöneticilerine koçluk yaparak bu tür faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerde eğitim, Berna Hanım son olarak NLP'yi bize nasıl açıklarsınız? NLP, Neurolinguistic Programming, yani zihin dili programlamaktır. Yani aslında programlanabilir bir zihnimiz var ve zihin gelişi güzel çalıştığı zaman aslında bizim kendi hedeflerimize hizmet etmeyen şekilde çalışabiliyor. Onu programlamayı öğrenmek, nasıl beynimizi, zihnimizi nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek bizi hayatta son derece ileri götüren ve kendi mevcut kapasitemizi gerçekleştirmemizi, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan bir sistem aslında. Berna Hanım, çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.